Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3-4-5 yayınlarından güzel bir geometri sorusunu sizler için yorumlamaya çalışalım. Eş olan ABCD ve EFGH dikdörtgen levhalar düzlemseldir. ABCD dikdörtgeni yer düzlemini dik olan duvara, EFGH dikdörtgeni de ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi dayandırılıyor. 2 alfamız var, alfamız var. 8, 10 ve 14 santimetrelik uzunluklarımız verilmiş. CHBK doğrusal olduğuna göre dikdörtgen levhaların uzun kenarı kaç santimetredir diye sorulmuş arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. CHBK'nin doğrusal olması önemli. E, bu bize neyi verecektir? Şimdi dikdörtgen olduğu için burası 90 derece. Doğrusal devam ettiği için bu iç tarafta kaç derece gelmiş olur? 90 derece gelmiş olur. Aynı zamanda dikdörtgenin karşılıklı kenarları paralel olacağı için arkadaşlar şuradaki CHBK'miz DA'ya paralel gelir. O zaman yöndeş açılardan burası 2 alfa ise şu aradaki açının da kaç alfa olması gerekir? 2 alfa olması gerekir. Eğer CHBK doğrusalsa HBK de doğrusaldır. Yani şurada bir HK kenarı oluşmuştur. H HKE üçgenine bakarsanız HKE üçgenine şuradaki açımız alfa olmalıdır ki Alfa ile alfayı topladığımızda iki iç açının toplamı bize bir dış açı olan neyi vermiş olsun? İki alfayı vermiş olsun arkadaşlar. O zaman biz şurada bir ikiz kenar üçgen elde etmiş oluruz. Dikkat ederseniz arkadaşlar şurada 8 birimlik bir dik uzunluğumuz var. Hipotenüsümüz 10. Bu bize 6, 8, 10 üçgeni verecektir. Yani BK uzunluğunun kaç gelmesi gerekir? 6 gelmesi gerekir. Eğer BK 6 gelirse HK dediğimiz uzunlukta 14 artı 6'dan 20 gelmiş olur. E biz HKE'nin ikiz kenar üçgen olduğunu söylemiştik. Alfaya alfa. Bu alfanın karşısı 14 artı 6'dan 20 ise diğer alfa'nın karşısı da yani KE'mizin de kaç gelmesi gerekir? 20 gelmesi gerekir arkadaşlar. Bunları yakaladıktan sonra neye geçmeye çalışacağız arkadaşlar? Dikdörtgenimizin uzun kenarına geçmeye çalışacağız. Bence şundan faydalanabiliriz. Şuradaki ikizkenar üçgenimizde birbirine eşit olan açılarımızın alfaya alfa geldiğini görüyoruz. Burada tepe açımız K'dir. K'den şöyle bir dik çektiğimi düşünün. Şurası kaç derece gelsin? 90 derece. İkiz kenar olduğu için hem açı ortaya gelir hem yükseklik hem kenar ortaya gelmiş olur. Yani şuradaki iki parça nedir arkadaşlar aslında? Birbirine eşittir. Şuraya R noktası dersek HR'miz RE'ye eşit gelmiş olur. Şuradaki 90'ın karşısının 20 olduğunu biliyoruz. İçeride alfamız var. Bence şöyle ilerleyebiliriz. Şuradaki 2 alfalık üçgene bakın. O üçgeni biraz büyüterek şuraya çizmek istiyorum. Şöyle aldığımı düşünün arkadaşlar. Şuradan şu şekilde birleştirdik. Bakın burası 2 alfa. Ben buradan bir açı ortaya alırsam arkadaşlar. Şurası neye ne ayrılmış olur? Alfaya alfa. Burası kaç derece? 90. Burası 6. Burası 10. Açı ortaydaki özelliğimizden kolların kolları oranı ayakların ayakları oranıydı. 6'ya 10 dediğimizde şu uzunluğa 6K bu uzunluğa 10K diyebiliriz. Hatta 2 ile sadeleştirirsek buraya 3K buraya da 5K diyebiliriz. Bizim 3K 5K daha 8K dediğimiz uzunluğun kaç geldiğini biliyoruz. 8 geldiğini biliyoruz. Bu durumda K'miz kaç gelmiş olur? 1 gelmiş olur. K'miz 1 ise 5K'miz 5. 3K'miz de kaç olarak bulunmuş olacaktır? 3 olarak bulunmuş olacaktır. O zaman şu alfanın içinde bulunduğu dik üçgene odaklanmanızı istiyorum. Onu da tekrar şu şuraya çizeceğim arkadaşlar. Şöyle aldığımı düşünün. Burası alfa olsun. Burası 90 derece. Şuraya da beta dediğimi düşünün. Alfa beta 90 üçgeninde. Alfanın karşısı 3 geldi. Betanın karşısı arkadaşlar şu 6 şuraya ait kafanız karışmasın. Betanın karşısı 6 geldi. Pisagor yapınca da burası ne gelmiş olacaktır? 3 kök 5 gelmiş olacaktır. Yani alfanın içinde bulunduğu dik üçgende alfanın karşısına eğer m geliyorsa betanın karşısına 2m'nin 90'ın karşısında da m kök 5'in geldiğini ne yapabiliriz söyleyebiliriz. O zaman şuradaki dik üçgenime bakarsanız alfa var 90 var şuraya neyin geleceğini söyleyebiliriz. Betanın geleceğini söyleyebiliriz. Eğer alfanın karşısındaki uzunluk m kadarsa betanın karşısındakinin 2m 90'ın karşısındakinin ise m kök 5 geleceğini Alt tarafta söyledik. Bu durumda bizim M kök 5'imiz 20 gelmiş olur. Her tarafı kök 5'e bölersek M'miz de 4 kök 5 olarak bulunacaktır. M'miz 4 kök 5'te şuradaki 2 M uzunluğumuz 8 kök 5 gelir. E bu RE ile RH eşit olduğu için RE 8 kök 5 ise burada 8 kök 5 gelmiş olur. Dikdörtgenimizin kenarı da burada HE olduğu için 2 çarpı 8 kök 5'ten 16 kök 5 olarak bulunmuş olacaktır. Arkadaşlar umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.